Ariflerin aşk bastığı zaman ya da irfan tecelli ettiği zaman şiirler söylediğini biliyoruz. Çünkü şiir mevzun söz, ölçülü söz olduğu için ve bir sembolik bir dil olduğu için, hikmetin dili sembol ve sükut olduğundan kinaye, hakikati hikmeti sembolik bir dille, soyut bir dille aktarmak üzere de şiirler yazdıklarını, söylediklerini biliyoruz. Hacı Bayram Veli'nin bir divanı yok ama yani bilinen 4-5 tane şiiri var bugüne kadar intikal etmiş. Fakat bir şiiri dahi olsa o irfanın zenginliğini ortaya koyar ve aslında hakikatin nasıl o binbir dilli boyutlarını, hakikatin muazzam boyutlarını ifade edebilir. Örneğin Çalab'ın onun çok ünlü bir nefesi, şiiri. Çalab'ın bir şar yaratmış iki cihan aresinde. Bakacak didar görünür o şarın kenaresinde. Çalab Moğolcadan Türkçe'ye geçmiş. Hak manasında bir kelime. Cenab-ı Hak bir şehir yaratmış. İki cihan arasında, Celal Cemal arasında iki ellerimle, iki kudret elimle dediği Celal Cemal. Varlığın iki boyutu. Yani tecelli ettiğinde ikilik olarak, iki zıt kutup olarak. Çünkü hakikatin çift kutuplu bir doğası var. Bir şehir yaratıyor Allah. Bakınca didar görünür o şarın kenaresinde. Burada şar bir anda şehir olmaktan çıkıp son bentte de söyleyeceği gibi şar dedikleri gönüldür diyor. Gönle dönüşüyor. Gönül Beytullah, gönlü Beytullah olmuş. Gönlünde hak tecelli etmiş bir arifin civarında, huzurunda, tezgahında, eğitiminden geçmiş, seyrisülük görmüş bir kişi bakınca her tarafa hakkı görür. Zaten Ahmet Amiş'te de büyük Şabani Melami Piri, son Fatih Seher Türbedarı benzer bir şey söylüyor. Yani ağaca ağaç, kuşu kuş, insanı insan gördüğün müddetçe bir mürşide muhtaçsın diyor. Hak göreceksin diyor. Her kamu alem bir yüz durur gören onu hayran imiş. Bütün varlık haktır diyor. Yüz zat demektir. Yani vecih. Külli şeyin halikun illa veçhe. Her şey yok olur, onun zatı müstesna. Nereye dönerseniz Allah'ın veçhi oradadır, zatı oradadır. Bunu görme noktasına gelmiş bir kişinin gönlü ne şehir denir. Şehir bu anlamda gönül demektir. Yani bir şehrin kuruluşuyla, yani bir yapı sembolizmi içinden bir insanın manevi olarak yetişmesini, yani kemale erişini, gönlünde irfanın gerçekleşmesini anlatıyor. İlginç bir semboller düzeni kuruyor. Yani bir yapı sembolizmi. Biliyorsunuz tasavvuf irfanı yani edebi olarak bir semboller düzeni kurmuş. Bizim Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe, başka lisanlarda, İslam medeniyeti dairesi içerisinde kullanılan bütün lisanlarda irfani edebiyatın, şiirin bazı sembolizm alanları var. Mesela meyhane sembolizmi. İşte şarap feyizdir, nefesi kutsidir, hakikati Muhammediyedir, su hakikattir, süt ilimdir, bal marifetullah'tır. Meyhane, şarap içilen yer, tekkedir, dergahtır, gönül eğitiminin gerçekleştiği yerdir. Saki, içki sunucu, mürşittir. İçki onun ağız suyudur. Çünkü insan göz ve sözle mayalanır. İnsan sohbet canı semirdir diyor Yunus. İnsan kelamla mayalanır, ruhu beslenir, canı beslenir. İşte nazarla mayalanır insan. O, onu gerçekleştiği yer meyhanedir. Onu gerçekleştiren kişi mürşittir, sakidir. Yani ilahi hakikati, İslami gerçeği, İslami özü, cevheri, Kur'an'ın cevherini, hakikat-ı Muhammediye'yi telkin eden, aktaran ağız, o ağzın suyu şaraptır. Bunun gibi mesela yüz sembolizmi var. Yüz vahdettir, saç kesrettir, kirpik ayrı, insanın iki kaşı arasından görünür hadd-i istiva. Yani Rahman arşı kuşattı, bütün varlığı Allah rahmaniyetiyle kuşattı. Bu hakikat kamil insanın yüzünden okunur diyor. İki kaşının arasından görünür hadd-i istiva. Yüz sembolizmi. Ben o vahdet içinde, yani birlik içinde bu alemde bir hak birdir. Öte alemde, yani tecellinin olmadığı, kesretin olmadığı alemde hak tektir. Yani vahdet, vahdaniyet, ehadiyet. İşte o ben ehadiyet sembolüdür. Yani tekliktir. Allah'tan başka bir şey yok. Başlangıçta Allah vardı.
hala böyledir diyor. Onunla birlikte bir şey yok değil mi? Ama Ali Efendimiz bu sözü duyunca hala böyledir diyor. Haktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş. Yüz sembolizmi ayrı. Gök sembolizmi var. Doğa sembolizmi var. Mesela kuş sembolizmi var. Yani göçmen kuş dervişten kinayedir. Dervişler uçar kuşlar, deniz kenarın kışlar. İşte mesela yapı sembolizmi var. Yani şehir mescidiyle, camiiyle, medresesiyle, hankahıyla, hanıyla, hamamıyla, kalesiyle. Mesela kale ayrı bir sembolizmdir. Kalenin duvarları, bedenleri, şehrin iç surları, dış surları. Bu benliğin yani insan varlığının kurulmasıyla ilgili bir şeydir. İç alem, dış alem ilişkisi en çok bu yapı sembolizminde kendisini gösterir. Nagihan bir şara vardım diyor Hacı Bayram Veli. Ansızın ben de birdenbire olur çünkü bu. Hem birdenbire geçer hem ansızın olur. O zaman yani zamanın ebediyetle kesiştiği anlar Thomas Stern Eliot'in dediği gibi. O ona anı yaşamak ariflere, azizlere özgüdür diyor. İşte ona an denir mesela.